Merhabalar sevgili dostlar. Çiçekli Balkon kanalıma hoş geldiniz. Bugün balkondayım. Birkaç gün önce seradan aldığım fideleri bugün dikme fırsatım oldu. Daha doğrusu bugün hava ısındı. Birkaç gündür çok soğuktu. Ben fideleri biraz erken aldım sanırım. Bu yüzden riski taşıyor ama bunlar balkon bahçe çiçekleri olduğu için tekrar havalar soğuyunca korumaya alacağım. Şebboy fideleri aldım. Katmerli şebboylar. Ve alisyum, kraliyet halısı, ballıca diye de bilinen hoş kokulu bahçe bitkileri bunlar. Tabii bunlar mevsimlik. Alisyumlar tohumdan kolayca yetiştirilebilir. Şebboylar tohumdan yetiştirilebilir. Fakat şebboylar ekildiği sene çiçek açmıyor. Onları beklemektense tohumdan, ikinci seneyi beklemektense alıp ekmek fideleri daha güzel, daha pratik geliyor bana. Tabi tohumdan yetiştirdiğim fideler de oldu ama bu defa almak istedim. Hoş kokularıyla ilkbaharda balkonumuzu, bahçemizi güzel görünümleriyle şenlendirecek bitkiler bunlar. Ben bunları bahçe toprağına ekeceğim arkadaşlar. Kendileri de zaten fide olarak bahçe toprağında, normal topraktalar. Bunları sizlerle birlikte ekip paylaşmak istedim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da bahçe toprağında. Bahçe toprağı derken açıklamamı isteyenler var. Sebze, meyve yetiştirilebilecek verimli toprak demek istiyorum. Gübreli, verimli, sebze meyvenin güzel yetiştiği topraklar olsun. Hani bahçe toprağı derken rastgele bahçenin kötü yerinden, hani bitki bile yetişmeyecek yerinden aldığınız topraktan fayda gelmez. Bunları böylece birazcık köklerini gevşetip saksıya yerleştireceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte yazın inşallah güzel olur. Fidelerim büyür. Hep birlikte büyümelerini izleriz. Ben aslında çok profesyonelce çekmiyorum. Çünkü heyecanlanıyorum anlatırken. Biraz telaşlanıyorum, biraz heyecanlanıyorum. Elim ayağım birbirine giriyor. Siz de bunları maruz görün. Kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum sizlere her zaman. Evet. Bunlar ballıca, kraliyet halısı denilen mini çiçekli bitkiler. Çok hoş kokuları var. Bal kokusu. Bal gibi kokuyorlar herhalde, o yüzden ballıca denmiş. Ve yayılıcı bitkiler, çabucak yayılan, bahçeye ektiğiniz zaman çabucak toprağa hemen eker ekmez minik tohumlarını dökerek çabucak yayılıyor. Bir seneye tekrar çıkar. Bu yıl ölüp seneye çıkmayacak diye endişelenmeyin. Zaten tohumlarını döktükleri yerde kendi tohumlarından kendisini devam ettiriyor. Bunun önüne geçilmiyor. Zaten kendisi tohumlarını dökerek devam ettiriyor. Aslında şu ortadakini alsam arkaya. Çok yumuşak, güzel bir toprak. Ektikleri toprak, fidelerin toprakları o kadar yumuşak ki hiç pürüz yok. Benim toprağım o kadar güzel değil. Ben de komşunun bahçesinden aldım bahçe toprağını. Komşum da sebze meyve yetiştiren bir komşu. Güzel verim alıyor. Her türlü şey ekiyor toprağa. Bahçesinde yetiştiriyor her şeyini. Tabii biraz da doğal gübre kullandığı için benim işime geliyor da toprak almak.
Çünkü gübreli. Şöyle bir de sallayalım. Yerleşsin toprak. Evet, can suyunu vermeden olmaz tabii ki. Mutlak can suyu vermemiz lazım bitkilerimize. Zaten birkaç gündür, hemen hemen bir hafta oldu. Fideler toprak poşet içerisinde susuz kalmıştı. Bugün biraz hava güzel görünce hemen ekmek istedim. Evet arkadaşlar, şebboylar katmerli şebboy, mis kokulu. İlkbaharda çiçek açıyorlar. İlkbahardan sonra çiçek açmıyorlar. Ballıcalar öyle değil ama uygun ortam buldukları müddetçe yayılarak mis kokulu görünümleriyle balkonunuzu, bahçenizi şenlendiren güzel bitkiler. Kanalıma hoş geldiniz demiştim. Beni takip etmeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz tek tek hoş geldiniz. İyi seyirler, sağlıkla, sevgiyle kalın.